Vil. Gel gel. Telefonumu aldılar. Vil, beni duymuyor musun? Duyuyorum da telsiz dinliyorum. Şu an telsiz dinliyorum da kusura bakma, Araba duyamıyorum. mı çalacağız? Araba çalmayacağız. Bir tane araba bırakmışlar da bana buraya. Burada değil. Hangisi? İsimlerini öğrendim ben galiba. Her şeyi konuşacağız. Biraz sakin ol ya. Biraz sakin ol. Su ister misin? Olur. Eve gidip üstümü başımı değiştirebilir miyim? Kıyafetçi de var mıdır? Kıyafetin eve mi gidelim? Eve gidebilirsek iyi olur. Bir de tuvaletim geldi. Tuvaletimi yapmam lazım iki dakika. Tamamdır. O park bizim evi biliyorsundur zaten. Biliyorum, biliyorum. Gelmiştiniz. Okey, tamam abi. Şey, telsiz dinliyor. Vallahi gene yırttık ha. Harbiden yırttık ha. Heyecandan kalkamayadı galiba. Girdi. Evet. Drop yok ya. Bağışlar birikti de roldeyken bakamıyorum ki yavrum ya. Hangisiydi? Git git. Bu mu? Şurası. Hemen geliyorum. Tamam. Oh, silahı hallettik abi. Biraz bekleyelim. Evil yaptı değil mi bunu? Hayır canım, rol işletilen ne alakası var? Rol çıktı, manyak manyak konuşmayın. Geldim. Hayır canım, o rolü hallederiz. Saçmalamayın ya. Biraz bekleteceğim seni. On dört de bizde var. Ekstra rol çıktı yani, ne saçmalıyorsunuz, ben gerçekten anlamıyorum ya. Geliyorum hemen.
İlk defa kaçırıldık, evet bu arada. Yakaladınız mı? Bilmiyorum da. Selam, ne haber? 16 Çavuş'u ifade sebebiyle hattan ayrılıyor. İyisin değil mi? Bir şeyin yok. İyiyim, iyiyim. Ben yolu biliyorum. Gel gel buraya. Aa, burası pardon değil. Valla. Oo, sen de ne biliyorsun? Ben de neyim biliyorsun? Evet. Nereye gideceğiz buradan? Buradan aşağıya. Hayır. Nereye? Sorgun almayacağım, ifadeni alacağım. Ha, daha önce hiç vermedim. Yatırabilirsin. Teşekkür ederim. Sana bir ifade formu vereceğim. Onu doldurman gerekiyor Miyacım. Ha. Sözlü olmuyor mu? Anlasam ben sana. Sözde olmuyor maalesef. Bir saniye. Mia Carter değil mi? Evet. Adres Mirror Park numara kaç biliyor musun evin numarasını? Numarayı bilmiyorum ki. 48 miydi bu arası? Kaç yaşındasın Mia? 25 miydi? Şimdilik 25. 25. Evet. Telefon numaranı alayım. Telefon numaramı ezbere bilmiyor. Bak telefonundan diyeceğim telefonunu aldılar Telefonum mı? yok. Hı. Sende var numaram. Bende var da benim telefonumda sıkıntı var işte. Numaram ne ki bilmiyorum. Nasıl numaranı bilmiyorsun ya? Bilmiyorum. Bir tane ezbere numara biliyorum, o kadar. Sarınınkini biliyorum canım. Onu bu arada niye ezbere biliyorum, onu da bilmiyorum. 46 ev numarası. Oğlum, ev numarasını nereden biliyorsunuz siz? Helal lan. Oh. Oha ya. Evet, şimdi ifadeni dinleyeyim ama Evet. yavaş yavaş dinleyeyim. En baştan mı anlatayım? En baştan seni nereden aldılar, nasıl aldılar, Şimdi. ne dediler de aldılar, hangi Ben. arabayla vesaire hepsini anlat. O geldiğimiz arabayla aldılar. Şimdi ben motelin ilerisinde Katya'nın kuaförü var, biliyor musun oraya? Kuaföre Evet. gittim. Saçımın örgüsünü açtırdım. Şöyle arkadan toplattırdım. Oradan tam çıktım. Kıyafetçiye doğru koşuyorum. Kıyafetçinin köşede araba durdu. Arkamı bir döndüm. Bana silah doğrultuyor. Ellerimi kaldırdım. Beni arabaya Dur kız bindirdiler. dur 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 Ne motor oldu? değilim sakin ol. Ha, tamam. Kıyafetçinin orada araba durdu. Evet. Arkamı döndüm ben de. Araba böyle fren böyle diye durdu. Bir baktım, maskeli bir tane adam bana silah doğrultuyor. Bir mi iki mi? İşte bir tanesi arabayı sürüyor, bir tanesi de bana silah doğrultuyor. İki kişilerdi. Eyvallah, niye söyleyeyim abi? Tamam, sana silah doğrulttular. Sonra. Evet. Sonra beni arabaya bindirdi. Ben dedim ki ne oluyor, hop nereye gidiyoruz, siz kimsiniz falan dedim. Bana dedi ki senden yardım alacağız dedi. Ne yardım dedim, camiye gidiyoruz biz dedi. Sen dışarıda ayakkabıları Canım benim, bekleyeceksin yavaş dedi. yavaş Hı, yavaş. tamam. Kim olduklarını sorduğunda ne dediler? İşte şey dediler, camiye gidiyoruz dediler. Sen de dışarıda ayakkabıları çalmasınlar diye bekleyeceksin dediler.
Devam edeyim mi? Tamam, sonra. Ondan sonra kuyumcuya geldik. Dedim neden yalan söylediniz dedim. Silahı doğrulttu. Dizlerinin üzerine çök dedi. Çöktüm. Ondan sonra ateş etti. Vıyım 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 diye alarm çaldı. Sonra camları kırmaya başladılar. Sonra siz geldiniz. Tamam. Şimdi şöyle isim duydun mu hiç bunlar Duydum. telsizde konuşun isimleri söyle. Şimdi silahlı olan kapının oradakine TJ dedi. Ben dedim Ne? ki DJ mi dedin? CJ mi DJ mi bir şey dedi anlamadım. Tamam Ondan CJ sonra dedi. evet ben Sonra. de dedim ki o dedim senin adın ne peki dedim. Onunki CJ ise dedim. O dedi onun dedi kod adı dedi. Sonra benimkisi de Neyse Gökhan dedi. çıkmışlar. Evet benimki de Gökhan dedi. Tamam, başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Tamamdır, o önündeki forma bir imza at. İfademi onaylıyorum diye. Bana telefon verecek misiniz? Sana telefon maalesef adamları yakalarsak vereceğiz. Gel. Gidiyor muyuz? Görürüz. Ben çok mu sevdim burayı? Daha iyi diğer taraftan. Değil mi ya? PUBG oynamaya devam. Ne PUBG'si? Ne demek ne PUBG'si? Ne? Çabuk unutmuşsun bakıyorum da. Şu an kafam o kadar karışık ki. Tamam da hayır ona. Twitter'da yazan şeyleri gördün mü Will diye bana sürtük dediler. Hangi Boynuzu şerefsizlik lan? dediler. Hangi şerefsiz dedi sana sürtük diye? Yasmin diye birisi. Dansöz. Boş ver ya. Şimdi ben bir Tarkan'ı arayacağım. Bekle biraz. Gel benimle. Geliyorum. Eli tutar Berk. Teşekkür ederim abone olduğun için. Diğerlerinin hepsine bakacağım abi. Reznox, BRK'ne çift 046'ya abonelik hediye Çavuş. etmiş. Teşekkür Yes, bir tek ederim. ifadesini aldım. Sisteme girdim. Ne yapayım? Sizi mi bekleyelim yoksa bırakayım içeri? Tamamdır Çavuş. Bekliyoruz. İyisin değil mi? Bir şeyin yok. Vallahi Tarkan Çavuş'u ağzıma sıçar sana bir şey olsaydı. Yok yok iyiyim ben ya. Ama bir ara beni hiç alamayacaksınız zannettim. Helikopter diyorlar, bir şey diyorlar, seni sevmiyorlar, önemsemiyorlar diyorlar, kafanı sıkacak senin diyorlar. Ya bir şey Yakalanmışlar olmaz mı? merak etme. Bilmiyorum. Yakalanmışlarsa tüküreceğim bir yüzlerine. Yakalanmışlar. Gerçekten mi? Bilmiyorum emin değilim. Ya öf, niye öyle söylüyorsun? Nasıl yakalansalar seninle görüştürecek miyiz sanki? Dedcim, am derken Bilmiyorum. yanlış yerdesin canım. Görüşsem ne olur? Olmaz. Yasak. Bana söyler misiniz kim olduğunu? Hayır. Neden? İşte. Peki. Şey, Evil numarası var mı sende? Evil'ın numarası yok bende. Olsa da zaten telefonu yok diye biliyorum. Mia? Ne haber? İyi misin sen? Evet iyiyim. Başıma neler geldi ya? Ödüm koptu seni görünce ya. Bir şey yapmadılar değil mi sana? Hayır yapmadılar. Tek suçum yanlış yerde bulunmak. Nereden aldılar seni? Almıştır gerçi bir ifadeni de. Var mı Aldı aldı. şüphelendiğin aklına gelen biri? CJ ismini duymuş. Evet. Bir de Tamam. Gökhan. Bir de Gökhan. Tamam. Hı. CJ ismini ağızlarından kaçırmışlar. Ondan sonra diğerinin ağzını sorunca Gökhan demiş. Büyük ihtimalle Gökhan uydurma CJ. Direkt Tamam. isim. Kod adı falan dedi ben üsteleyince. Sonra bu çok konuşuyor sus falan dediler. Bak iyisin değil mi? İyiyim iyiyim yapmadılar bir şey. Merak etme. Ellerimle vereceğim cezasını zaten. Sen merak etme. Telefonumu Tamam. aldılar bir tek. Tamam. Yakalandılar mı?
Halledeceğiz, halledeceğiz. Yakalanan var. Öttüreceğim ben onu, merak etme sen. Ben de geleyim mi sorguya? Çalış. Yok ya, yapamam. Vallahi çok iyi olur ya. Gel ben ya. Şu bilgileri bir geçeyim. İyi tamam. Hadi görüşürüz. Hadi dikkat et kendine, arayacağım seni. Tamam, bay bay. Nereye bırakayım? Otelin altındaki otoparktan arabamı alayım bari. Sonra gidip telefon alayım, ne yapayım? Girdi gene bana. Bu hikayede yanan ben oldum gene. Değil mi? Ayıp abla derken ne ayıp? Vallahi abi silah yakalasalardı boktaydık. Şuradaki otoparka gideyim. Bu araba kaç para? Pahalı bu. Mesela? 3 milyon. Oha! Polisler de iyi kazanıyor. Teşekkür ederim. Santos Cup mı? Maç seyretmeye gidelim mi? Şimdi ben bir tane telefon istiyorum. Bir de benim sim kartımı çıkartabilir misin? Bu hikayede yalan ben oldum. Yuva kaçırdılar beni. Biliyorum. Sen nereden biliyorsun be? Kuyumcuya girmişler. Evet. Gördüm. Neden kurtarmadın beni? Polis de vardı orada. Tam çıktım kıyafetçiye gidiyorum, orada aldılar. Peki bir şey soracağım. Evet. Silahını... Evet. Ne yaptın? Eve bıraktım. Kaçırıldığın sırada mı? Hayır. Nasıl yani? Telefonumu aldı. Sadece telefonunu ver bana dedi. Telefonumu verdim. Ondan sonra... O kadar. Silahını istemedi. Ki. Aramadı da. Yok. Hangi salak kaçırdı seni? Bilmiyorum. Bir de isim kaçırdı ağzından. Ne dedi? CJ dedi. Polise söyledin mi? Söyledim tabii. Geçmiş olsun o zaman. Kime? O CJ işte. Ama kod adı dedi. Ben de kod adı CJ'miş dedim. İyi bakalım. Bir tanesi de Gökhan'mış. Gökhan mı? Hmm. Hurmacı mı? Bilmiyorum ki. İsmi ne senin dedim. Gökhan ben dedi.
Vay hurmacı vay. Hı hı. Çavuğu sonra... Macer'i tanımıyor musun? Bir kere karşılaşmıştım galiba. Aa evet evet. Hatırladım. Lan ne güzel kızı indirecektim ya. Geçmiş olsun. Ne yazdılar bana gördün mü? Ne yazdılar? Boynuzlu moynuzlu bir şey yazdı. Ben bir telefon görüşmesi yapıp geliyorum abla. Hı hı. Üzerimi aramadılar değil mi? Yani şeyden FPS yani şeyde olduğum için görmedim. Yani telefonu ver dedi. Ya öyleyse ben şey yaparım hani aradılarsa ben görmediysem veririm silah çünkü. İyi harfim bozuk değil. Ben alıştım arkadaşlar. Alo. Alo bebişim ne yapıyorsun? Aşkım ne yapıyorsun? Ne yapayım balık tutuyorum öyle. Kaçırıldım biliyor musun? Aa. Bu evet. Ne demek be? Evet kuyumcuya götürdüler beni. Hayda. Evet. Şimdi nasılsın? İyiyim iyiyim şimdi ifademi falan verdim. Zarar mar vermediler. Hayır hayır vermediler. Hay Allah'ım. Şimdi Evil'la beraberim. Ya bu telefonlar da lanet olsun ya. Nereye gittin geldin? Bir telefon görüşmesi yaptım. Yurt dışından kuzenim gelecekti. Hı hı. Gelmeyecekmiş vazgeçmiş. Neden? İshalmiş. Başka zaman mı gelecek? Yok vazgeçmiş tamamen. Hı. Kronik ishal. Ha sürekli yapacak yani. Evet. Orada dedi tuvalet var mı çok dedi. Ben de bazı yerlerde yok ya dedim. O da olmaz o zaman gelmeyeceğim dedi. Evil. Efendim. O kızları bulabilecek miyiz? Devam edecek miyiz? Ya vuracağım yani, diyorum sana kızı sen ne diyorsun? Az önce lehinet alındığı o yüzden söylüyorum ben. Niye? Az önce birisi tarafından kaçırıldın ya. Hani ne bileyim korkmuşsundur falan. Korktum tabii ki. Dur. İşte neyse. Alo. Alo efendim. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Kaçırıldım. Yani. Ne yani? Aradık seni de. Bulamadık demek ki. Kuyumcu ya. Ha tamam Mabel söylemişti. Hı hı. Diyeceğim derbi varmış. Derbi mi? Ha bayağı maç. Futbol maç. Ver misin izlemeyi? Olur giderim. Evil sen gelecek misin maç izlemeye? Hangi maç? Hangi maç varmış? Vallahi bir galiba saniye. İlk Galatasaray Fener olması lazım da bakarız gene. Galatasaray Fener'miş. He. Ha gelecek misin? Evil. Siz neredesiniz? Evil Yemin de gelecek. Doktor Bünyamin. İzlerim ben de ya. Takım tutmuyorum ama izlerim. Kaçlamış? Bizim çocuklar yapar. 11'de. Tamam beraber gidelim. Tamam neredesin sen? İşin falan var mı? Evil'la dolaşıyoruz. Evil derbi izlemeye geleceksin mi? 11'deymiş. Bir saniye abla. Bir saniye diyor. Biz şu an arabayla dolaşıyoruz. Allah aşkına iş yoksa Evil dal gel de. Senin evin arka bahçesinde yemek muhabbeti yapalım. Aa evet evin arkasına geçin hadi oraya gelelim. Evet Evil'ı da özellikle katmamız lazım bu muhabbete. Şey
İyi tamam. Tamam hadi geçin. Tamam Bünyamin'i de alıp geçiyorum ben. Tamam. Derbi benim bir arkadaş. Bizim eve gitsene. Gideyim gideyim. Urazlar oraya geliyor. Derbi benim bir arkadaş düzenliyordu da cevap vermedi. Kim arkadaşın? Yani düzenliyordu dediğim izleme muhabbetine. Aa. Sen hangi takımı tutuyorsun? Ben mi? Evet. Beşiktaş. Hı. Abi vururuz gene ya. Ben Fenerliyim ama şey yani. Şimdi Uraz'la Bünyamin geliyor eve. Arabayı kaç para aldın? O arabayı mı? Hı hı. E burası burası. 200 bir şeyler. Evil. Efendim. Ne yapıyorsun? Çitleri kırdım. Neden kırıyorsun? Sen sevmiyorum zaten demiştin ya o yüzden. İyi de bunları tamir ediyor. Neyse. İşte boş durmaz. Aa. Zaten çok sinirliyim dur şimdi. Gel arkaya geçelim. Geliyorlar. Geliyorum. Ya ne bileyim ben yıllardır Fenerliyim ya. Yok yok o patlamıyor bu. Bu arada size bir şey söyleyeyim mi? Ben hiçbir şey yemedim. Açlıktan ölüyorum ya. Bir yemek mi söylesem ki? Ya korona alerti kadar. Abi çok şeyim ya. Çok açım. Otursana. Sizin evde güvenlik kamerası var mı? Var tabi. Ama çalışıyorum bilmiyorum. Nereyi görüyor mesela? Şu tarafta bak. Dur. Havuzun burayı görüyor. Şurada. Bir de ön tarafında var. O kadar iki tane mi? İki tane diye biliyorum başka. Taktırmadı herhalde. Neden? Siz mi taktırdınız yoksa... Evi satarken mi verdiler böyle? Ev satarken vardı galiba var falan dedi ama ben bilmiyorum çalışıp çalışmadığını. Olmayabilir. Neden? Ne oldu ki? Hı? Şimdi bu Mühit, zengin Mühit ya. Evet. Hepsini de böyle işte diye bir plan yapayım dedim. Hı. Kafamda. Vardır ama ya. Çok fazla ilgilenemedik ki evle öyle. İşte içine müteahhit şey tuttuk. Neydi onun adı? Mimar. Öyle bahçeyle falan çok ilgilenemedik. Şu ev kimin? O ev mi? Onu bilmiyorum. Hiç karşılaşmadık komşularla. Buradaki hiç komşularla. Mi? Evet hiç karşılaşmadık. Şuradakiyle de hiç karşılaşmadım. Bir tane şurada Leyla abla diye birisi oturuyor. Sana ne söyleyeceğim? Geçen var ya. Evet. Evden bir çıktık. Öyle erkek gibi ama kadın gibi birisi kapının orada sigara içiyor. Şu evde. Arkadakinde. Böyle etek metek bir şey giymiş ama ne var ne yok belli oluyor. Allah Allah sallanıyor evet, çok... muydu? Yok şey vardı işte çamaşır vardı. Böyle şortumsu gibi bir şey. Be? Muhabbet ediyoruz hoş geldin. Hoş bulduk. Şey nerede Bünyamin nerede? Bünyamin hastanede bir küçük evrak dolduruyor. Gelecek. Demek kaçırıldın ha? Evet ya.
Saçımı yaptırdım. Oradan şeye gidiyordum. Kıyafetçiye. Bir de pezemekler diyorlar ki bir yere gideceğiz diyorlar. Ayakkabıları sen bekleyeceksin diyorlar. Cami mi? Evet. Harbi cami mi? Evet öyle dedi. Camiye gideceğiz. Sen dışarıda ayakkabılarımızı bekleyeceksin çalmasınlar diye dedi. Çok acıktım ben ya. Ben böyle bu tarz durumlarda şey oluyor. Benim mideme vuruyor. O zaman gidiyorum ben abla. Nereye gidiyorsun? Muhabbet etseydik biraz. İşin mi var? Harbiden ha. Mangal da yapsaydık abla üstüne. Sen ben böyle yapalım. Muhabbeti çok sevmiyorum ki. Neden? Öyle. Arkadaşın değil miyim ben senin? Öyle de işte böyle ev arkasıdır, mangaldır, manzaraya karşı ne bileyim bir şey yemedir falan bana gelmiyor. Çok eğlenceli oluyor. Biz geçen çok eğlendik biliyor musun? Burada yemek tarifleri verdik birbirimize. Çok minnoştu. Öyle miydi? Evet. Önlük takıp mutfağa mı gireyim? Yemek yapmayı biliyor musun? Ha, yok bilmiyorum. Eva sen de niye aşçı olur ha o tipte? Biz çiğ yiyoruz ama sen bilirsin. Oğlum onu bunu geçtim de. Bu herifler Mia'yı kaçıranlar çok profesyonel iş yapıyorlar. Öyle miymiş? Valla valla bir şey söyleyeyim. Göz aç. Oğlum göz açıp kapayana kadar kızı alıp götürdülerse. 10 saniyede iyi gerçekten yani. Amına koyayım ha, ya. Çok iyi yani anladım. Aa, ne kadar profesyonel olmadıklarını vallahi, anlatayım mı? Bir şey söyleyeyim mi? Saygı duydum. İsim söylediler. İsim. Ha, bir, tamam. İsim söylemişler. İki, bunun üzerinde silah varmış. Almamışlar. Montun içinde silah vardı evet. Telefon. Bir de diyor ki bana telefonunu bana versene diyor. Al dedim al. Sen var ya orada şimdi şöyle tamam. Bak iyi seyret beni. Böyle. Oturuyorum ya böyle. Evet. Dedim ki bir ara. Çıkart dedim belinden. Arkası dönük bir de camları kırıyor. O tam camı kırarken al arkasından rehin. Sonra tabii polise silah açıkla. Silahımı kaptıramazdım. Polis niye üstüne aramadı senin? Bilmiyorum bir de eve getirdi beni silah eve bıraktım. Dedim tuvaletim geldi dedim ya. Eve gidebilir oğlum, bir şey miyiz söyleyeyim dedim. Mi? Evet. Bu şehrin sularını sakinleştirici veriyorlar benden demesi. Neden? Millet baksana abi böyle bir şey mi olur bu kadar dikkatsiz nasıl davranırlar ki? Soyguncusu ayrı, polisi ayrı. Tam bizim lehimize olan bir durum da. Genel olarak yani. Acaba bunlar baraja falan mı döküyorlar antidepresan ya? Çok garip. Soyguncusu üstünü aramayı unutuyor. Evet. Polisi zaten aramıyor. Geçen gün polisten kaçıyorum. Evet. Market soymuşum. Silah işte torpidoya attım. Kaza yaptım biliyor musun? Işık yandı. Torpidoya attım silahı. Adamlar silah içinde arabayı çekiyorlar ama araya yok. Bir yandan da yemek siparişi veriyorum. Sonra gittim aldım. Vay be. Size bir şey söyleyeyim mi? Karakola... Evet. İşte aldılar ya beni oradan. Ellerini kaldır, üzerini arayacağız diyecekler de aklım çıktı. O zaman da ne derdim biliyor musun? Soyguncu belime sıkıştırdı silahı diyecektim. Onu da düşündüm. İyi mantıklı. Hı-hı. Ben giden silah üzülürdüm ya. Ben de üzülürdüm. Tabii vuracağım vallahi daha birisini. Üzülürdüm yani. İşte bana bir şey söyleyeceğim. Aramızda kalsın bu benim birini vurma şeyim. Tamam mı bu? Uras. İyi tamam. Hı-hı. Tamam vur. Sıkıntı yok. Şu sürtükleri vuracağım. Vur. İyi, vur. Bana boynuzlu falan diyorlar. Ha kesin vur. Anlatacağım sana Uras. Ne? Ama şaka yaptım dedin. Evet. Şaka yapmamış mıydın? Yo şaka yaptım da. Şey soracağım ben. Sor. Şimdi abla tam olarak nasıl oldu? Yani nasıl aldatıldın? Ya da aldatılmadım. Hayır ya. He. Bak şimdi. Otur sen de Uras Evil'ın yanına. Ben size anlatacağım. Oturayım. Bakın şimdi. Dün mi? Ondan önceki gün mü? Ondan önceki gün. Twitter'da geziyorum. Bir baktım. Saru Çiçeğim neredesin yazıyor birisi. Yasmin diye bir kadın. Yasmin de Gondol evet, Oriental. Evet. Evet evet o. Ama onun şey muhabbetinden
Önce onu yazmadan önce Ayrin'le karşılaştık. Dedi ki bir tane kız var dedi. Sarı çiçeğim, sarı çiçeğim dedi. Sorup dedi, duruyor dedi. Kafayı takmışlar dedi. Sonra da kız bunu yazdı. Sonra ben Twitter'dan bu kıza yazdım. Ama böyle seni vuracağım, öldüreceğim falan filan değil. Kızla buluşmam lazım. Bana dans dansı verir misin diye yazdım. Neyse ben kızla kontağı kurdum. Sonra bugün kızla buluştuk. Yok çiçem, yok işte bize şöyle para taktı. İşte önce sarıyı anlattırdım. İlk başta dedim ki o sarı, o sarı değil. Çünkü diyor ki hayvan gibi birisi diyor. Böyle hayvan gibi konuşuyor diyor. Barzo diyor. Dedim o değil o zaman dedim. Benim dedim sarım dedim. Çok kibar birisi. Evet. Kesinlikle o değil. Evet de ben de o değil dedim. Ama sonra Altan dedi, Alparslan amca falan deyince dedim bu o. Anasının gözü. Sonra kızlara şey demiş, ayaklarınız yanmasın demiş, ben sizi kucağıma alayım demiş. Kız üşümüş, ben sana ceketimi vereyim demiş. Başka? Sağlarına sollarına para sıkıştırmış. Sonra onlarla dans etmiş, yakınlaşmışlar. Sonra bir de telefonla bu Alev'i aradı. Alev de döndü demiş ki buna biz geceyi beraber geçirdik demiş. Sonra tekrar buluşacaklarmış. Şimdi ben yurt şehir dışında zannediyorum ya. Acaba şehir dışında değil mi ki? Soru mu? Evet. Bana şehir dışına gidiyorum dedi. Ben Valla. zannetmiyorum ya Sarun'un seni aldatacağını falan. Bana zaten sarı söylemişti. Biz tekneye gittik diye ama böyle kucağıma aldım, ceket verdim falan bir şeyler söylemedi. Oynamış. Bir de kız diyor ki çok güzel kıvırtıyordu diyor. Kim Sarı. abla? Küçük Sarı Hı-hı. kıvırtacak. Evet öyle diyor. İmkanı yok. Efendim. Abla şimdi bir erkek dansöz böyle nasıl diyeyim dans eden kadının ihtiyacı duyuyorsa Evet. işte evdeki kadın böyle dikelmiş şekilde durduğu için falandır yani ne bileyim. Nasıl dikelmiş şekilde? Ne demek o? Yani düşünüyorum ben Milena varken böyle hiçbir ihtiyacım olmadı. Yokken yapmaya karar vermiştim yani o bakımdan söylüyorum. O zamanlar biz sevgili değildik ki. Siz sevgili değildiniz ha. Onun Ama aynı ihtiyacı evde vardı yani. kalıyorduk. Yani ihtiyaç karşılanmıyorsa bir şekilde giderilmeye çalışılıyor. Bu böyle yani. Yapacak bir şey yok. Ben zaten burada sarıyor kızmıyorum ki. Yani o bana anlattı ama bu kadar detaylı anlatmamıştı. Ben aptal kadınlara kızıyorum. Hala yok boynuzlu, yok şöyle. Yok işte kuafördeyim, işte kıllarımı tıraş ediyorum, işte tüysüz seviyor falan filan diye bana haber gönderiyor. Ona sinirleniyorum. Yani siz sevgili değildiniz o zamanlar. Yani adını koymamıştınız. Ya sen Adı anlamıyor musun? Ben ona kızmıyorum. işte adı koyulana kadar ben de bir koyayım tarzında bir şey yapmış olabilir. Tam olarak şey yapamadım ama. Efendim. Ben kadınlara kızıyorum. Şu an yaptıklarına kızıyorum. Bunlar seni sinir etmek için sadece. Bence öyle yani. Ben sessiz kalma hakkımı kullanıyorum. Sonra Saru'yla uğraşamam. Ne yapayım şimdi? Ben pulumu pırtımı toplayıp çıkayım mı evden? Niye ki Saru'ya kızmıyorum diyorsun? Sarı'dan da dinleyeceğim. Sarı bu kadar detaylı anlatmamıştı. Ne kadar detay versin isterdin? Yani söyleyebilirdi. Zaten böyle ayakların yanmasın deyip kucağıma aldı falan dedi ya kadın. O zaman sarı olduğunu anladım. Çok kibar sarı çünkü. Ha bir de sonra masaj falan istemiş mutlu sonlu. Mutlu sonlu bir de. Evet. Bir de mutlu sonlu masajın ne olduğunu da söyledi bana. Kız. Neymiş? Yataklıymış. Doğru. Uzat, böyle Onu da uzanıyorsun. istemiş. Rahat rahat. Ben? Efendim. Bir Abla mutlu arkadaşın sonlunun evinin arka bahçesinde. efendim. Türleri var. Nasıl? Oturuyoruz. Şey var, maç var. 11'de onu izlemeye gideceğiz dev ekran. Vallahi. Altan da varmış. Yok çıkarmaz ya herhalde. Okey.
Mahir'le misin? Ha okey, selam falan söyleme. Tamam, hiç arayıp sormuyorum zaten. Sen de bir şey deme. 3.21 kredi kartıyla şeye gir Haydi oğlum bir görüşürüz. de. Lan siz Mahir'le küstünüz mü? Ben konuşmuyorum Mahir'le. Senin kardeşin değil miydi o? Kardeşin o senin be. Ha öz kardeşim. Niye küstün? Kendisi biraz deniyordu o yüzden. Anladım. Yani ki bir muhabbette iki amına koyayım şehirde karı yüzü gördü. Abisini atar gider baş kaldırmaya başladı. Karı yüzü mü İnsan, kim? İnsan evladı. Alo amtan. Nasılsın? Amtan ne ya? Bir dakika. Geliyorum ben bir hemen. Sesin gelmiyor. Ben neyim? Senin Mia'nın evinin arkası bahçesindeyiz. Geliyor mu? Bunu kaçırmışlar. Evet. Bu diye benden boktan bahseder gibi bahsetmezsen sevinir miyim? Mia'yı kaçırmışlar. Kuyumcuya girmişler. Sonra bırakmışlar. Ama bunun öncesinde de neyse, ben niye anlatıyorum ki amına koyayım. Altan geliyor. Gelsin. Sandalyeye oturayım ben biraz. Otur otur. Soracağım soracağım Altan'a soracağım. Pembe abla. Efendim pembe kafa. Bir şey soracağım. Sor. Bu, ama böyle cevaplamana da gerek yok. Şu, çok merak ettim. Hı hı. Sen soruya nasıl sesleniyorsun? Yok, ben seslenme konusunda biraz böyle çekiniyorum da. Sarıya seslenirken mi? Hayır, kendi karıma seslenirken. Sen seninkine vampir ne yapar? Gel lan buraya desen gelir seninki. Yok, sen nasıl sesleniyorsun mesela? Sarım diyorum. O sana ne diyor? Miyam diyor. Miyam mı diyor? Vuramazsın ki. Pislik yapma. Selam. Selam. Ne haber kız? İyi, ne olsun sen? İyidir. Yakışmış saç. Teşekkür ederim. Ördürteceğim gene. O vallahi güzel olmuş. Takıl biraz böyle. Ördürteceğim. Kafam bana teler. Örgüyü acıtmıyor mu? Ne yapıyorsun Bünyamin? Ne yapayım? Evil'cım sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Evil'am! Ne yapıyorsun? Evil beni pek sevmedin diye. Yok yok, bayağı sevdim. Ne dedin abla? Gerek yok. Bir şey diyeceğim. Sen efendim. Bu kazağı nereden aldın? Bu kazak böyle bir böyle çok garip bir kazak lan. Görünce garip oldum. Niye lan? Öyle çok garip kazak. Rahatsız mı oluyorsun? Tikim mi var? Evet evet. Değiştireyim mi? Boğazlı kazaklara tikim var. Değiştireyim mi istiyorsan? Yok yok, gerek yok. Ya vallahi rahatsız oluyorsan evim yakın. İki yan yok, binada yok. Oturuyorum. Yok, hiç gerek yok. Sen bilirsin canım. İnsanlar rahatsız oluyor. Neden? Vermem mi? Sevmez misin boğazlı kazak? Yo, böyle bir benim boğazıma böyle sardığını düşünüyorum. Böyle garip oluyorum o yüzden. Böyle balgam birikiyor neredeyse, öyle diyeyim. Hmm. Basıyorlar gibi oluyor değil mi böyle? Ruhuna evet, böyle darlanıyorum böyle. Bakma benim de öyledir de genelde. Niyeyse bunu giyesim gelmiş. Bunu dün offroad'a giderken giydim ya. Düşünmeyeyim diye. Yoksa ben de hiç sevmem.
Yok yok, bence güzel kızak. Balıkçı kazafen ben gerçekten çok severim. Insanlar. Beni mahvediyor var ya boğazı normalde. Ben bunu ben bayılırım. Ne kadar kötü. Yani... Altam nerede? Bilmem, mesaj attım dönmedi hiç. Uyuyordur belki. Demek Altan? Alo efendim. Ne yapıyorsun? Ne yapayım, size geliyoruz. Gel gel. Senle de bir konuşalım. Geldik. Ha gel. Geldim geldim. Vallahi yakınsa olur. Yakın yakın yani. Lan yavaş lan orospu çocuğu. Hadi kapat kapat. Mia hemen geliyorum ben, eve gidip üstümü değiştirip. Çantamı alayım hem. Miam diyor. Ben Miam ne diyeyim? Diyor. Çok tatlı değil mi? Çok romantik. Miam. Ben de şey diyeyim mi? Mirenam. Ne diyorsun? Mantıklı mı? Mirena yaprağım. Gel buraya desen gelir o. Yaprağım. Hı? Yaprağım da olur ha. Geliyorum hemen. Eylül'cüm selam. Selam. Geç geç arkaya. Dur. Geçiyoruz arkaya. Altan. Mia. Ne haber? Mia. Evet. Ne oldu? Neye ne oldu? Kaçırmışlar filan. Evet evet. Hayır. Evil bir şeyler anlattı da. Evet kaçırdılar. Yani kuyumcu. Ne oldu, kim? Bilmiyorum neden? Ki yakalandı mı? İşte kuyumcu soymaya gittiler. Hop, şimdi ben bu olaylarda görmedim lan. Ha, Evil hoş. Hayırdır lan sen? Gel lan şöyle. Kavga mı istiyorsun sen? Şuraya gel. Şurada kavga edelim. Gel, hadi gel. Bu kazak da giymemiş. Kazak giyince ne oluyor ki? Boş ver, boş ver. Söyle, söyle. Bir tükürük geliyormuş, bir tükürük. Ha, az diyorlar. Önce bana da söyle. Gerçekten insanlar niye böyle yapıyorlar anlamıyorum ya. Bilmiyorum da bir tuvalet kullanabilir miyim ben? Kullan kullan gel. Ama eve girenlerin hep kimlik numarasını alıyorum ben. Kaydediyorum. Ha. Hı-hı. 61. Sen tamam. Geç. Ya banyo biraz dağınık, kusura bakma, oldu mu? Yok yok, önemli değil. Tamam. Kullanıp çıkacağım hemen. Altan. Efendim. Seninle konuşmam lazım. Ayık ol. Bak sen çok... Oğlum bir şey yapma bana. Bak Evil. Severim sayarım da. Neyse. Yolda durmayalım şöyle. Heh. Ciddi efendim bir konu ya. Var. Bayağı ciddi. Tamam, siz dinliyorum. Arkada konuşun, ben dinlemeyeyim. Çok... Uzaklaş lan o zaman. Gel gel bu tarafa gel. Elimde yani kalacak şimdi. Eylül duysun mu duymasın mı sen karar ver. Neyi duysun, benim Eylül'den gizim saklım yok ki. Bugün oryantallerden birisiyle buluştum. Hadi ya, ne zaman? Yata gittiğinizde kucaklarınızı almışsınız. Ondan sonra sağlarına sollarına elleyip para takmışsınız. Sen üstünü çıkartmışsın, dans etmişsin. Eylül gelsin öyle konuşalım istersen. Tuvalette. Nasıl? Yani ben direkt sana söylemek istedim Eylül duymasın diye ama okey, Eylül bekleyelim, sıkıntı yok benim için. Yok, duysun canım, ne olacak? Hı-hı. Gelsin o da gelsin. Çıplak mıymışız? Sen çıplakmışsın, üstünü çıkartmışsın. Sonra kızın bir tanesi ıslanmış. Sarı çıkartmış, bir şeyini vermiş ona, ceketini vermiş. Hı, geliyor. Kim? Dur. Eylül'ün yanında anlatayım ya detaylı. Eylül gel. Dur şimdi, başkaları duymasın, ayıp olur. Çağırsana Eylül. Gel hayatım. Gel Eylül'cüm gel. Ne oldu? Senin yanında anlatayım. Bir şeyler anlatacakmış da. Dinliyorum. Şimdi ben bugün bu oryantal arkadaş var ya, Yasmin. Evet. Sarı çiçeğim. Ha falan. Dur, ben bunlarla buluştum. Hı. Tamam mı? Tamam. Kim? Mahir.
Gelmiyor musun şimdi? Gitsinler de öyle anlatayım. Ama o konuşma muhabbetini unutma, onu bir yapalım. Onu yapacağız ya zaten. Yapmak tamam. Zorundayız yani. Bunu ben ona da söyleyeceğim, halledeceğiz. Hadi görüşürüz. Neyse Eylül'cüm. O kızı aldım. Selamlar. Götürdüm. Selam. Selam. Evet. Selam. Konuşuyoruz. Dedim bu Saru dedim kim dedim. Yani başka da olabilir sonuçta değil mi? Dedi yani, ki evet. Hayvan gibi konuşuyor dedi. Hayvan gibi dedi. Barzo biraz kim? Dedi. Saru hakkında. Evet dedim ki yok dedim yanlış dedim o dedim değil dedim Saru. Kibar çocuk. Çocuk demedim adam dedim. Oraya kadar içim rahat. Saru dedi ki yok yok dedi. Altan'da dedi var dedi. Alpaslan amca da vardı dedi. Dedim bir dakika. O zaman o Saru benim Saru olabilir. Dedim ne oldu? İşte dedi bunlar dedi bize dedi, $50,000 para verdiler dedi. Dans ettik dedi. Sağımıza solumuza para sıkıştırdılar dedi. Bu şimdi anlatıyor da anlatıyor. Sonra diyor ki Altan da var. Dedim ki Altan dedim beni dedim ilgilendirmez dedim. Sen dedim bana dedim şeyi anlat dedim. Saru'yu anlat dedim. Yok yok dedi Altan da dedi üzerini çıkart dedi. Dans ettiler dedi. Bir güzel kıvırıyorlardı. Bir güzel kıvırıyorlardı. Görmeniz lazım dedi. Sonra bu çok centilmen beyler. İşte kucaklarını almışlar kızları. Ayakları yanmasın diye kumsalda. Ha vallahi böyle şey topuklu ayakkabılar vardı sivri. Ne kadar kibarsınız. Teşekkür ederim. Ama sizin biliyor olmanız lazım bizim kibar insanlar olduğumuzu. Ben biliyorum zaten onları anlatınca ben onun Saru olduğuna kesin emin oldum. Tabii canım. Evet. Zaten o sırtladı. Baktım sonra dedi bana Altancım dedi sen de sırtlasana dedi. Bak sen. Haklısın abi dedim ben de onu sırtladım. Ondan sonra. Sırtladınız. Tabii. Sonra... Seyit onbaşı gibi taşıdım karıyı. Sonra Eylül'cüm. İşte Altan zaten üzerini çıkartmış, dans etmiş o kısmı. Bir de ısrarla kısa bire şey diyor, Altan diyor. Dedim ya bir kes dedim ya, sarılı olan kısımları anlat. Bir tane ben Yasmin'le görüştüm. Bu şeyle ilgileniyor, Altan'la ilgilenen kısım. Yasmin mi benle ilgilenmiş? O senle ilgilenmiş, evet. Alev de Saru'yla ilgilenmiş. Alev, evet. Alev 32 mi? Bilmiyorum, bak Twitter'da yazıyordu. 29 demişti ama. Bak Twitter'da bana boynuzlu bir şeyler bir dünya şey saçmaladılar. Altan. Efendim. Bak şimdi orada Yasmin Gondol ya. Var. Evet. Bu bize sıkıntı yapmaz değil mi? Yapmaz. Bak, Uras sana bir şey diyeceğim. Bugüne kadar hep benim için adam vurdun. Bir kere benim için vurulur musun? Vurulurum kardeşim. O zaman burada durur musun? Yasmin. Hayır. Tam olduğum evet. Yere geç. Yasmin. Haydi. Benim mi vuracak? Tamam, Alev Mezdeke grubu. Devam ediyorum. Sonra... Gondol. Oğlum neyin peşindesin? Yasmin, Gondol, Oriental. Evet. Şikşak şok. Şikşak şok. Ben sana dün benimle gelir misin dedim. Beni bulaştırma demiştin. Evet. Altan. Şşş. Sus ve dinle. Papa, evet Mia. Ondan sonra... Eylül'cüm. Ben bu kadını... Ya... Bu dinle... Biri daha dinliyor. Kim? Bir şey olmaz. Evet devam et. Anlatamam. Bir şey yaptım. O burada benim öz kuzenim. Onu burada söylemek istemiyorum. Bir şey yaptım tamam, kız için. Serkan tanımıyorum ben onu. Ben açılırım. Tamam, evet. Vurulan ben oluyormuşum bu hikayenin sonunda. Devam edelim. Sonra. Kenan evet. Baltan olacak. Evet. Kızı dizlerinin üzerine çöktürdüm. Ben zaten seni gördüğümde yandım. Aşkımdan alev. Alevden asiktir. Mi? Ha. Neyse. Eylül'cüm ben kızı diz çöktürttürdüm. O tamam. Şeyden ya. Sıvama, alev. Diz çöktürdün. Saçını mı tuttum? Bunların aklı fikri neye çalışıyor ya? Şey ben toplu taşıma araçlarını çok kullanmıyorum. Uf. Gel. Geldim evet. Ya bu arada bir şey söyleyeceğim. Çok acil tuvalete gitmem gerekiyor. Kadına görüşürüz. Kadına körüklü otobüs dedi. Anlatacağım. Gelince anlatacağım. Geliyorum. Tamam, tuvalet çok katı tamam. Ya. Abi zil çalacak zil. Geliyorum zil çalacak.
Yanlış alarm. Yanlış alarmmış. Yanlış alarmmış. Gelmedi, gelmedi. Devam ediyoruz. Sıkıcı. Zor meslek. Midemi bozmuşum da özür dilerim. Ben tutmuyorum ya. Evet, devam edin. Dinliyorum. Evet. Şimdi ben bunu yere diz çök tutturdum. Sonra tuttu saçın. Dediğim gibi toplu taşıma şeylerini kullanmıyorum ben. Evet, evet, evet. Bunun sırtından başladım bıçakla çizmeye. Bana bak dedim, anlamış düzgün konuş. Hayır, aptal aptal konuşuyor, sürtük falan diyor. Ön tarafına geçtim, evet. Yasmin. Yasmin. Orospu. Ha. Bıçağı böyle karnına böyle bastırdım. O dedim, Alev orospusuna söyle. Dedim, uzak durun dedim. Ondan sonra Ayrın arabayı aldı, kaçtı bu gerizekalı. Sonra kaza yapmış mal. Bir de yolda diyor ki bana, beni alır mısın, bırakır mısın diyor. Sip dedim, kal burada dedim. Dağdan aşağı kadar yürüttürdüm. Sonra Twitter'dan bana işte, yok boynuzlu, yok bilmem ne, pembe sürtük falan filan bir dünya şey yazdılar. Şimdi merak ettiğim bir şey oluştu şu an, böyle kafamda bir soru işareti. Evet abi, nasıl bir soru işareti? Şöyle ben çekileyim de. Evet, Mia gel gel. Mia gel. Altan, bu kadın, bunlar oldu mu? Bu kadın yani sen bunları yaparken böyle nasıl bir tepki verdi? Ay çiçeğim, neden öyle söylüyorsun çiçeğim? Hayır, falan bir şeyler diyordu. Kadını çizerken falan diyorum bıçakla. Bu kadın BDSM falan seviyor olmasın oğlum Altan? Böyle şeyler söyledi. Bir, nasıl şeyler ben tam anlamadım. Falan yaptı. Plak mı çizilmiş? Efendim? Galiba. Allah Allah ya. Şimdi Altan, bu olay. Altan, evet. Kucağına aldı evet mı? Kim? Artık sen de Saru'da. Kimi? Yasmin'le Alev'i. Bir de ne diyor biliyor musun? Eylül. Çok güzel kıvırtıyorlardı diyor. Şıkır şıkır para saçmışlar. 50 bin dolar vermişler. Eylül 50 bin dolar. 50 bin. Biz vermedik. Bir dakika. Biz kadın vermedik. Kadın öyle söyledi. 50 bin dolar vermedik. Verdiler dedi. Bir dakika. Hop. Bir dakika. Bir saniye. Sakin. Biz vermedik. Verdiysem şerefsizim. Zaten sen veremiyorsun. Evet. Alparslan verdi. Hayır, parayı. Bir dakika. 50 bin dolar mı verdi abi? 50 bin dolar evet. Verdiler şey dedi. Ben bilmem. Bir Saru'yu çağırın. Versin bana 50 bin doları, ben bütün gün inmem kucağına. Çağırın Saru'yu. Çağırın Saru'yu. Lan! Saru'nun da ne meraklısı varmış ya. Şaka yapıyorum be. Hemen dalınıyorsun. Oğlum arabayı çaldılar. Kim çaldı? Evil aldı be. Ha, Evil mı? Tamam. Şey, ya bir dakika, 50 bin dolara falan biz para vermedik bu arada. Efendim. Bakayım tabi. Buralarda bir Yağız Gençoğlu varmış, tanıyor musun? Tanıyorum. Ha, nerede biliyor musun? Bir dakika. Dur. Gidemezsin. Twitter'a fotoğraf atmış kardeş. Dön. Gidemezsin. 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 Dön. Gidemezsin. Yollar kapalı. Tadilat var hurdacıda. Amına koyayım senin. Dur. Silah sesi. Onun sesi. Lan no. Sakla tamam. Eylül Mia. Geç. Geç Serkan. Sen canını sokaktan mı buldun? Sıkıyorlar, sakla. Ya ne oluyor gene ya? Ne oluyor lan? Çıkarmayın kafanızı Eylül. Eylül bu tarafa gel Eylül. Ben oradan geliyor. İyice bu tarafa gel. Ne amına koyayım ya? Yağız. Kim o Yağız'ı soran? Ne bileyim. Durun burada, durun. Kalkmayın. Serkan. Şu eve köşeye git. Eve girmek ister misin bebeğim? Tam oradan o çapraz görürsün ha. Sol gel. Çaprazı. Hadi. Gitmeyin bir evin içine. Biz eve giriyoruz. Içine. Tamam hadi. Hadi gel. Hadi. Şuradan koşarak gidelim. Çabuk.
Gel gel. Oy ne güzelmiş mutfak. Evet. Sen eve gelmedin mi bizim daha önce? Yok hiç gelmedim. Gerçekten mi? İşte bir gelecektim biliyorsun. Şey Netflix sen Çile Altan'la da. Gelemedim. Olsun olsun. İstediğiniz zaman. Yatak odasını gördün zaten. Gözüm kapalı geçtim. Aa gel gel topladım. Ha, öyle mi? Bak. Oha çok güzel ya. Hı-hı. Çok beğendim ben dekorasyonu falan. Evet evet. Çok güzel olmuş. İç mimar yaptı hepsini. Güle güle oturun. Teşekkür ederim. Mutfak falan da bayağı iyi. Eylül ne diyorsun bu duruma? Hangi durum? Şey durumu mu? Kafam gitti benim silah sesi duyunca. Hı hı. Ben aramızda kalacaksa yani? Sana bir şey söyleyeceğim. Söyle söyle. Silah aldım evden. Bak bu aramızda kalacak lütfen. Tamam ya. Silah aldım evden. İşte kuaföre gittim, saçlarımı topladım, maske falan takacaktım, tamam mı? O ara kaçırıldım zaten. Eğer kaçırılmasaydım kadını vuracaktım. Yok artık. Hı hı. Bacağını sıkacaktım bir tane. Silah var mıydı üstünde seni polisler aldığında geri? Vardı. Polise dedim ki çok tuvaletim geldi, eve gidebilir miyiz? Üstümü de değiştirmek istiyorum, çok korktum dedim. Eve getirdi silahı ve bıraktı. Ha. Çok... çok iyi. Hı-hı. İyi olmuş en azından. Ben anlamadım ki ben bu olayı. Bak şimdi yine olaylar birbirine karıştı. Altan yine sıyrıldı. Ben zaten burada çıkarıp dans mı etmiş onlarla? Kızlarla beraber dans etmişler işte. Sağlarını sollarını elleyip para sokmuşlar popolarına, işte şu ön tarafından memelerine. Saru abi nerede? Şehir dışında. Ne zaman gelecekmiş? Hiç fikrim yok. Bu ara gelmese iyi olur. Sinirliyim. Oo iyi. Öyle diyorsun. Sinirliyim. Aslında ona da sinirliyim Eylül. Ben bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Ben karşı taraftan dinlemeden yargı yapmayalım bence. Kızları mı dinlemek istiyorsun? Hayır. Kızları dinleyerek diyorum. Şimdi bebeğim benim. Saru bana anlattı. Dedi ki sana dedi yalan söylemeyeceğim dedi. Biz dedi bu dedi gazine ihalesinden sonra dedi Altan Bey'in teknesi varmış dedi. Tekneye gittik dedi. Oraya da dedi dansçı kızlar geldi. Hatta Twitter'da onların fotoğrafını gösterdi bana. Tamam bunlar dedi. Nasıl yani dedim. İşte Alparslan amcaya dedi işte dans ettiler falan filan dedi. Biz uzaktan dedi seyrettik dedi. Şimdi kız diyor ki kucağı mucağı aldık diyor. Altan da söylüyor kucağı aldık diye. İşte Alparslan Bey'in önünde dans etmişler. Kafam karıştı sinirden ya. Şimdi ben sinirlenmek istemiyorum. Sinirlenme. Hayır bak şimdi biz o zaman sevgili değildik tamam mı? Ben hoşlanıyordum gene aşıktım orası ayrı bir şey de. Hı. Bunu söylemişsin bana. İşte kızlar vardı dans ettiler falan filan. Yani olabilir sonuçta hani dansçıya bakabilir. Yani şurada birisi dans etse sen bakmaz mısın? Bakılır. Bakarım. Bakılır. Yani tamam bunu söyledin. Ve kibarlıktan ayakları yanmasın diye kucağıma aldım götürdüm dese ona da bir şey yok. Üşümüş montumu verdim. Onu da söylese gene bir şey yok. Bunları neden söylemedi? Üşümüş montumu verdim. Islanmış pantolonumu verdim. Sonrasını söylemeyi unuttum. Sonra bu alev denen kızla telefonda konuştu Yasmin. Tamam mı? Hı. Kız bir de geceyi beraber geçirdik diyor. Telefondaki evet. Beraber geçirdik şey diyor, geceyi diyor. Kızım sen iyi misin? Sonra onlar yanımıza geldi ya bizim. Gecesinde ne oldu? Ha siz aynı evde değildiniz o zaman değil mi? O zaman evimiz var mıydı bizim? Hatırlamıyorum. Kafam çok karışık. Var mıydı yok muydu? Bilmiyorum, düşünsene vardı. Bir düşünsene. Düşüneyim be. Bir düşün bir hafızanı zorla. Yok muydu evimiz? Yoktu. O zaman motelde kalıyorduk beraber. Tamam. Yani beraber derken yan odada. Tamam. Var mıydı yok muydu? Bak iyi hatırla. Evimiz var mıydı yok muydu? Ayol vardı. Yoktu. Hayır vardı. Çünkü ne oldu biliyor musun? Biz evi aldık sonra dedi ki vardı.
Hatta o gece işte, o gece biz yatak aldık. Boş evde sadece yatak varken yaptık. E tamam işte. Kız seni kışkırtmaya çalışmış. Ha, o yatma olayı yalan o zaman. Okey, vardı. Çünkü Alparslan amcadan biz bu evi aldık. Sarı dedi ki, müsaitseniz dedi, iş konuşmaya geleceğiz dedi. Evet, tam vardı. Evimiz vardı. Tamam bak gördün mü Ama ne olsun, güzel söylüyorum. Twitter'dan bana işte boynuzlu pembe Yazamaz sürtük yazamaz canım. yazdı işte. Hayır işte cezasını Ha. vermesin. Yok işte ondan sonra ben bu kızın sağını solunu çizdikten sonra oldu olan. Ben de anlamıyorum bak. Altın arıyor. Bir dakika. Efendim canım. Evdeyiz. Bir tuvalete girip geleyim dur. Tamam. Tamam hadi bay bay. Ne oldu? Aa, Altan bizi almaya geliyormuş da gelene kadar çıkmayın dedi. Olur. Sen aç mısın? Yok değilim. Şey diyorum bize bak. Gel Dur bekliyorum şurada. içeride. Dırırırırım. Dur. Ne oldu? Çıkalım mı? Tamam. Çıkıyoruz mu? Altan gelmiş. Bak sana o yüzden diyorum. Mesela ben bunu düşünmesem sen de dedin yani Altanlara soralım dedim ya sana Sarı abiyle. Bunu düşünmesem mesela direkt öyle yargılayacaktın. Ki Sarı abinin zoruna Sarı giderdi. almaya geldim. Anladın mı? Ya benim sorunum Sarı'yla değil ki şu an. Kızın bana dedikleriyle, söyledikleriyle. Ya arkaya sıkıştıracağım. İstiyorsan biri seninle gelsin. Sıkıntı yok, götürürüm. Tamam, hastaneye geçelim. Ne Hastanede ne oldu? oldu? Aksel vuruldu. Aksu'yu Aksel hastaneye mi? kaldırdık. Aa. Evet. Yazı ulaştın mı? Bak. Ayşe benim, benim. Efendim? İyi akşamlar. Evet doğrudur. Bana bir WhatsApp'tan mesaj atar mısınız? Atayım hemen. Tamamdır. Kim vurdu Aksel'i? Bilmiyorum ki. Bir gün de hastaneye gelmeyelim ya. He? Efendim Coşkun dayı. Ne oldu kızım? Hastanelik ne oldunuz yine? Biz hastanelik bir şey olmadık. Şey Aksel vurulmuş. Aksel vurulmuş. Allah Allah. Evet, oraya geldik. Geldim, dur. Tamam hadi. Bu arada Nasıl iyi Twitter'da mi? bir fotoğraf paylaşılmış, bakın. Bu A nokta sürgün hesabından siyah saçlı olana benziyordu bizim gördüğümüz Bu arada araçta. arabada da böyle iki kişi vardı. Ben gördüm o arabayı. Ben şoförü tam göremedim de. Bize şey soran değil mi Efendim. bunlar? Araba açık mı? Araba açık değil. Şu. Evet, buna Bunlara mı benziyordu. Ben hemen benziyor? geliyorum. Evet. Aleykümselam. Hastayı yoğun bakım alıyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bu nasıl vurulmuş lan? Aksan nasıl? Selamünaleyküm. Selam dayı. Ne yapayım Mia kızı ha? Niye Aksel'e geldim? Alo. Ha ben. Nasıl vurulmuş bu? Bilmiyorum ki. Tamam.
Saçı ne kadar güzelmiş. Geldim, çabuk kusura bakmayın. Ya. Bunlara benziyordu işte o bize şey soran, Yağız'ı soranlar. Tamam, kendilerini ben anons geçtim. Şu anda aranıyorlar. Hocam. Bulacağız kendilerini, merak etmeyin. Yağız. Karşına biri geldi. Sen gördün mü bunları daha önce? Bak Twitter'dakileri. Efendim? Ne oldu lan? Ne, senin çakma versiyonlarından bahsediyor. Ha, bu bize sordu da Yağız Gencoğlu buralarda mı gördünüz mü, tanıyor musunuz gibi. O tipler miydi? Yayıncılar da iyi yani kazanıyor. Ben yolcu koltuğundakini gördüm. Sesi ben oldu. Bu siyahlıya benziyordu yani. Şoförü hangi konu göremedim. Hakkında o sivi bilgim? Şu an olan konu hakkında mı bilmiyorum. Gelin geliyorlar. Çıkıyorlar. Bünyamin nasıl? Ağırdır mı, kritik? Kritik mi? Nasıl kritik? Abi gerekli müdahalelerin hepsi yapıldı. Nabız seyri çok düşük. Efendim? Yoğun bakımda kalacak bu gece. Neresinden vurulmuş? Ne olmuş? Göğüs. İki kuruş. Göğüs mü? Sağ olasın. Siktir. Kafeste parçalama var. Gerekli müdahalelerin hepsi bilmiyorum yapıldı. Mekanik ventilasyon desteğiyle beraber bu gece burada kalacak. Ne kadar güçlü olursa o kadar yaşama şansı artar, kendine bağlı. İyi bak ona Bünyamin. Şüphen var mı? Asla. Bu sol kolumdan vuruldum ben galiba. Bekle. İçeride sedi var, geç. Ben gördüm ama orospu çocuğunu, affedersiniz, üzerimde üniformayla küfür ediyorum da iki tur attı sizin evin önünde Mia. Ben bize zaten bize gelip direkt zaten. Sordu ya. Biz tam çıktık, ses geldi, ben dedim aha size saldırdılar dedim. Ben yüzümü yıkayabileceğim bir yer var mı şöyle gel, ya bir. Gelmeyeceğim, gel. Şşş Altan. Geç. Efendim, şurada bir hem telefonla bir şey yapayım köşede. Tamam işte, tamam tamam, sıkıntı yok. Geliyorum, gelmiş. Yaz abi, paltonu çıkarıp oturur musun? Yoğun bakımdaymış. Çıkar abi şu paltoyu. Dikkat edin oğlum, nereden bulacak? Sizi bir dışarı alayım beyler. Tamam. Tamam. Ameliyat seti hazırda. Tamamdır. Hadi. Çaydan mı sıktılar lan? Dışarıdayım, dışarı. Cio. Duymaz abi kapıyı. Demişler de. Ben geldim. İyi ki varsınız, çok eğlencelisiniz. Beyaz Ay gelmiş, hoş geldin Beyaz Ay. Parçalanmış kolum. Onların hepsini oturup tek tek okuyacağım bu arada arkadaşlar ya. Geçmiş olsun. Benim ciğerim parçalandı, kolum parçalansa ne olur. Haklısın abi. Kaç oldu başına gelen? Ya sende bir şey var mı? İyi. Yok canım, iyi gayet. Yıkadın mı yüzünü? Yıkadım, yıkadım. Havlu var orada, alır. Önemli değil, kalsın. Niye öyle yazıyorsunuz yani? Ayağının bağları çözüldü. Nasılsınız? Gece olması lazım. Karekod sistemi olduğu için hani şey, nasıl söyleyeyim sana? Oo, zengin mi? Melodi koddan veriyoruz. Hani yazımız o değil zaten. Melodi misin? Efendim Melodi? Sen doktor musun artık? Evet. Aradım, ulaşamayınca korktum. Hayırlı olsun. Hoş geldin Melodi'cim. Bilmiyorum ki. Görmedim bile. Benim şarjım dolaşamıyor mu? Yağız abi sen iyi misin? Ay. İyiyim iyiyim. Gitmemiz seyirmiş lazım o zaman. Afiyet olsun Allah'ım falan filan, Reis Nox, Bereke, bunları okumuştum galiba ya. Ama okumadığım çok fazla şey var sanırım. Umarım söylemezsiniz bana. Efendim? İyi misin sen? İyiyim iyiyim, ne oldu ki? Bir şeyler olmuş gene sizin evin oralarda herhalde. Ya evet evet ya, aksel vurulmuş. İyi mi durumu? Yoğun bakımda kalacakmış bu gece, göğsünden vurulmuş. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam, ben gerekli bilgileri alırım. Sen iyisin değil mi? İyiyim iyiyim ben. Biz hemen eve şey yaptık, kapının önündeydik. Bize bak
Bir tane araba geldi bize şeyi sordu. Yağız'ı sordu. Altan zaten şey yaptı, polislere söyledi. Hı hı. Anlattık anlattık bir şeyler. Onlar mı bilmiyoruz ama. Tamam tamam ben bakacağım. İlgileneceğim. Tamam. Hadi dikkat et kendine. Tamam hadi görüşürüz bay bay. Bay bay. Teşekkür ederim. Hocam. Hasta derin uykulara dalmış hocam. Sıkıntı yok. Yarın uyanmadı servisini önce halledersin. Tamam hocam. İyiyim canım sen. İyiyim. Saçların çok güzel olmuş. Onu şimdi bak. Teşekkür ederim canım. Mailde kayıtlarımız var bizim. Rica ederim. Duydun mu? Evet. Aksel Soytürk'ün bir UTC günüyle yoğun bakımda kalacağını bildir oraya. Tamam hocam. Bildiriyorum. Yaz bakalım. Aksel'e... Ay kıyamam Aksel'e ya. Ben de seni asistan gözlem odasına olumlu olarak yazayım dur. 5 puan aldım. Yoğun bakımda kalacakmış. Durumu çok mu kötü ya? Göğsünden vurulmuş. Aa. Hı-hı. Kalıcı hasar. Bilmiyorum ki. Kritik Bünyamin. Dedi Bünyamin durumu. Hilal'la benim fotoğrafımı çeker misin? Çekerim canım. Burada mı? Ay. Tamamdır. Ben de senin olumlu puanını verdim. Kız hastanede fotoğraf mı çekiyorsun? Kız ağzını... Dur dur. Kız sen çok masum olmuşsun ha. Saçını böyle yapınca mı ya? Kiman mı? He. Yok ya. Yakın çekimde alayım mı? Evet. Tamam. Ay bir ara medya şirketi açıkken Melody'nin fotoğrafları 100 kere geliyordu bana. Aksel'i göremiyoruz değil mi? Çok derin uyumuş galiba. Mesela ben dışarıdayım. Çık bakalım geleceğim ben de ya. Çık. Teşekkür ederim Eylül abla. Rica ederim. Bünyamin hocam. Şu, efendim kızım. Benim mailim çok dondu şu an. Tamam. Yazamıyorum. Ben yazayım kızım sen. Çok... Yok geçmeyeceğim arkadaşlar. Ne yiyorsun söylemeyeyim ya. Uf, Eylül ya. Yani her gün bir şey oluyor. Evet ben artık hastaneden daraldım. Ben de. Ben de biz kaza yaptık kaç kere. Şaka yapıyorsun. Evet ha, hatta ben gel bir dakika ben gelmişken Bünyamin'e. Bak bak ben de telefonla konuşayım şurada. Melody bir şeyler yiyeceğim. Melody açım. Melody açım aç. Dur ya da birisi şey yapsın da. Bu kimin arabası? Bilmiyorum ya abla. Niye abla benim köpüşüm var biliyor musun? Tilki değil miydi o? Hayır. Polis amcılar bana dün köpüş hediye etti. Oo süper. Evet ismini Şeftali koyduk. Şeftali. Evet. Seni tanıştıracağım. Ne zaman? Uyuyor. Akşam uyanacakmış. Tamam o zaman. Evet. İlk tanıştır benle. Tamam tanıştıracağım. Anlaştık. Abi şurada ağzı şey başım çok döndü. Şurada bir şey yapmam lazım. Bir lokma ağzıma atmam lazım. Çok aşırı döndü başım. Ay. Akşam uyanır. Hangi admin ki? Köpek de koy. Nasıl ha? Abla semen kisa yin lerina bayorum smile. Boş gelmiş hemen bakıyorum.
Abla senin kısa yayınlarına bayılıyorum. Kısa yayın dedik değil mi? Yine 6 saat olmuş. Allah da beni kahretmesin ya. Gerçekten. Ben normal bir insan değilim ya. Ciddi ciddi normal değilim. Ya bunlar ne ara iyileşti de çıktı ya? Aksel yoğun bakımda. İçeride. Vallahi içeride. Şey Yağızları falan. Nerede bilmiyorum. İçeride Eylül var. Eylül kontrol oluyordu. Yağız'ı arayalım. Kate nerede? Vallahi tanımıyorum şu. Şey Yağız'ın şeyi eşi. Yazda. Sen yazda mı tanımıyorsun? Duyum sadece. Uraz nerede? Bilmem. Alo. Ne yaptınız? Bulabildiniz mi? Uzun yayın mı istiyorsunuz? İyi ben de gezeyim o zaman. Arayayım arabayı. Bulursam haber veririm. Tamam sıkıntı yok. Hadi bay. Uraz'la mı konuştun? Adamları arıyorlarmış. Dur ben de arayayım be. Alo? Efendim. Ne yapıyorsun? Geziniyorum öyle. Neden? Bir şey işte ya, bir şeyler lazımmış da. Neden yalan söylüyorsun bana? Kuzenin söyledi. Adamları hayır, arıyor musunuz? Hay hanım ben ağzını sikeyim. Ya ben bak bıktım beni salak yerine koyup hiçbir şey söylemiyorsunuz. Yani korkma diyedir belki de. Ya neden korkayım ki? Sana tamam, şurada diyorum arıyoruz. Ki 2 dakika önce şeye gidiyordum diyorum. Kadın öldü. Yani, neyse bir şey demiyorum tamam, ya. Tamam, kimle gidiyorsun? Arıyoruz adamları. Evil. Evil'ın arabası burada. Tamam benim arabayı aldık çünkü. İyi tamam. Tamam hadi ararım hadi, ben bay. Seni. Hadi bay. Sürekli mi ya? Sürekli mi ya? Ya işte salak muamelesi yapıyorlar. Bana karşı mı ya? Sürekli şey yapıyorlar. Makloros. Hadi görüşürüz. Ne diyor? Kasabadalarmış. Kasabada ne işleri varmış? Ama söylemedi. Mia. Efendim. Söyle canım. Herkes formasına giymiş. Düşünüyorum. Maç yatar galiba. Yatmaz bence. 11'de değil miydi zaten? Yok 12'yi almışlar Twitter'a. Yazıyor ya. Şey mi olmuş? Şey, şehirdeki güvenlik problemlerinden dolayı maç 1 saat ertelenmişti. Maçlar öteceği 0-0'da başlayacaktır yazıyor. Yatmaz sanmıyorum. Yağızlar nereye gitti? Bilmiyorum ki. Ne oldu? Ahu falan nerede? Etkilendin mi? Hiç bilmiyorum. Onun konuşmadık işi hiç. Varmış. İpok bir laf oyunu yaptın diye kızdın mı? Ya hocam. Kızma kızım. Hocam bizi alışırız. Genel herkese. Sultan mı olmaz kızım? Kız şey söyledik zaten. Var dedim. Maç nasıl olacak? Sultan altında olan her şey tıptır kızım. Tamam hocam tıptır. Tıp. Hadi kapat kepenkleri. İndir kepenkleri. Hocam indiriyorum da kepenk var mıydı? Yok kızım saçmalama içeride nöbetçi hocam, doktorlar var. Hocam ben de anlamadım kepenk deyince ben şöyle bir asma kilidimiz de var kızım. Selamünaleyküm. Tamam hocam asma kilidimiz de var. Selam. Ne oldu? Ne oldu? Beni çağırmadın mı? Kızım öyle bir şey yok. Sen aleyküm selam git çaça kıyafetlerini değiştir keyfine. He bu yandaki kim? Herhangi çirkin birine benziyor bakayım mı? Niye? Tanımadım. Kim yaptı böyle kafayı senin? Bireysel silahlanmayı gerçekten destekliyorum. İş çıkarmayın lan başıma. İş çıkarmayın lan başıma. Ulan bir işe bir eğlenelim dedik. Gerçekten destekliyorum şu an. Niye? Evet. Kızacağım sana ha. Ağzına yakışmıyor öyle silahlanma. Ben de falan. Kendime kızıyorum. Yakışıyor mu senin gibi sevimli bir şeye? Oldu olacak Eylül de silahlansın. Eylül silah zaten cam ateş ediyor.
Ayaklı tabanca hatun. Sen çilleni mi aldırdın Eylül? Benim çillerim yoktu ki. Bünyamin. Sen beni yine kimle karıştırdın bir, ya? Bir mi iki mi? İki. Tamam. Bu kadar. Valeri. Yok, hayatımla ilgili vereceğim bir kararı spontane bağlamak istedim de ondan kaynaklı neydi sordum karım? Neydi sana. Peki? Birini neydi? Arayacaktım da kim arayayım diye sana sordum. Kimi arayacaktın peki? Ha, bizi kim? Arama. Bir kim, iki kim? Bence bir söylüyorum. Söyle, ne olacak ki? Şurada kız kıza. Utanıyorum. Ya söyle hadi. Ya hayır, Valeri konuşmam. O kadar ya, dans etmişliğimiz var. Bir kim, iki kim? İşte bir abim, iki de şey böyle. Evet. Şey işte. Söyle. Anlarsın ki. İşte. Şu an bir şey demek istiyorum da söyleyeyim. Gel merak ederim. Ne olur söyle. Ne olur söyle. O da benim abim. Pişt. Bir kim? Abim işte abim. İki kim? İki. İki de işte şey farklı böyle garip. Valeri Hanım bir gelebilir misin? Bir şey söylemem lazım da size. Evet. Evet. Can, ya Rabbim ya. Efendim. Ne oluyor bunu getirip nereye? Melodi nerede? Ne bileyim. Bizi niye burada bırakıp gittiler? İşleri varmış. İyi misin? Baydere ne haber? Ayım. Tarkan. Alo. Telefon elinde mi bekliyordun lan? Tarkan'dan bizim para almamız lazım abim. Ufak tefek şeylere kızıp gitme. Yine 200 bini vurmuşuz da. Hayırlı olsun ya bu arada. Emre'cim hoş geldin canım. Gel yalan, bir sıkıntı yok. Şarkı söyle. Beni bol bol tedavi edersin. Yani. Açayım ben sana telefonla. Vur kadehleri hadi içelim. Böyle istek yapmışız. O bende yok kızım, onun bende ne işi var? O benim iş amcandadır. O benim iş amcandadır. İkimiz de hocayız. Ben tıp hocasıyım, o din hocası. Bu niye açmıyor ya? Buldunuz mu? Bak. Neredesiniz? Biz de bakalım mı? Yok, siz bakmayın. Kasaba tarafındayız da dönüyoruz şimdi. Yok, bulamadık yani. İyi tamam. Tamam hadi. Hadi bay. Abi 2 dakika şurada bir şeyler yemem lazım. Gerçekten. Hop. Valeri Efe Canlı. Lan Tarkan'la değil mi? Hı? Lan abim mi boynuzluyor? Doğru söyleyin, abim boynuzlanıyor mu? Aga be, Tarkan be, Tarkan mı be? Oğlum, yüzü Mahir değil mi? Ne oluyor? Oğlum ne edeyim lan seni, boş verin. Takınıyorum işte bir şeyler. Hemen şöyle bakıyorum. Okumadığım şeyler var. Anasını satayım. Gene yiyemiyorum. Yavuz ablam senin kısayına bayılıyorum demiş. Kaysa şey söylemiş. Aynı şeyi söylemiş. Umut 10 bit göndermiş. 10 daha göndermiş. Afiyet olsun demiş. Teşekkür ederim. Bezay 500 bit göndermiş. Onu okumuştum. Mokoko silah onlar ver deyip 2 TL göndermiş. Abonelikleri okumuştum galiba. Bir şey soracağım. Ben her şeyi okumuşum. Tere'ye abla herkes gibi ben de başvuru yaptım. İnşallah geleceğim oraya. Eldante bu ismi unutma. Ben seni seviyorum. Teşekkür ederim.
Abla ben hiçbir doğum gününde bu kadar eğlenmemiştim. Çok sağ ol ya. Çete tekrardan teşekkürler. Yılmaz 53 TL göndermiş. Biz teşekkür ederiz. E okumuşum sayılır abi hepsini. Bir şey kalmamış. Arkadaşlar, tatlışlar. Ben bu arada gerçekten gideyim. Adamlar haklı. Yemeğimi yiyeyim. Sizi ben Fulundar'a göndereyim gene. Onlar da şey yapıyorlar. Polis. Bu arada Fulundar benim şeyimdir. Buraya gelme, Eightborn'a gelme sebebimdir. Tekrar yayın açmaya başlama sebebimdir. Selam söyleyin. Ne olsun ya? Yarın görüşürüz. Aa, bu arada şeyi söyleyeceğim size. Belki hafta sonu yayın açmayabilirim. Pazar günü kesin yok. Ama yarın var mı yok mu bilmiyorum. O da şundan kaynaklı. Dinleneyim, pazartesi günü 24 saatimiz var biliyorsunuz. Doğum günü yayınımız. Ona geçeceğim. Kuzey'e çok selam söyleyin. Oldu mu? Desteklerinizi eksik etmeyin. Sizi kocaman öpüyorum. Bay bay. Hileyim ben şu an, bakamam.